Efektler. PI düzde olağanüstü bir dahil efekt sistemi vardır. Dört temel bölüm bulunur. Özel EQ'lar, insert ve master efektler, mikrofon ve gitar efektleri ve global EQ ve limiter bölümü. Şimdi style play modunu örnek olarak kullanarak efektlerin nasıl eklendiğine bir bakalım. Diğer modlar daha sonra açıklayacağımız birkaç istisna dışında aynı şekilde işlem görür. Funk and Blues kategorisinden Easy Funk'ı kullanıyorum. Menüye basın Mixer Tuning, EQ Gain, EQ. Ritmin içindeki her ses yanında keyboard setin içinde her ses içinde ayarlanabilir. Track Select'te her basıldığında ikisi arasında geçiş yapar. Keyboard seti gösterin. Upper 1'in High, Mid ve Low frekanslarını ayarlayacağım. Frekansları artırmak bazen sesi bozabilir. Bu iki kontrol sayfasındaki input trim bunun telafisi için düşürülebilir. Ayrıca her sesin EQ ayarlarını buradan etkisiz hale getirebilirsiniz. PI-700'ün insert ve master efekt bölümü iki kısma bölünmüştür. FX Grup A ve FX Grup B. Style Play modunda FX Grup A akompanyan partilerini sesler için kullanılırken FX Grup B keyboard set sesleri için kullanılır. FX Grup iki farklı türde efekt içerir. Insert efektler ve master efektler. FX Grup A ve B'nin her birinde iki master efekt bulunur. FX Grup A'da 2, FX Grup B'de 1 insert efekt vardır. Bir ses bir insert efekt içine yönlendirilmişse audio sinyali oradan efekt içinde geçer. Bunu devreye sokup çıkardığınız bir gitar efekt pedalı gibi düşünebilirsiniz. Şu an çalmaya hazır bir akor dizim var. Insert, FX tabana gidin ve akompanya tracklarını göstermek için Track Select'i kullanın. Akompanya bir track'ındaki gitar mevcut iki insert efektten birini, akompanya 3 track'ındaki elektro piyano efektlerinden diğerini kullanılıyor. Şimdi elektrik piyanonun insert efektini değiştirelim. Shift'i basılı tutup track'e dokununca track solo hale gelir. Buraya dokunun ve şu efekt şimdi detaylı editing için hazır haldedir. 140 efekt türü vardır, yani çok fazla seçenek var. Phaser efektini flanger efektiyle değiştireceğim. Gördüğünüz gibi iki ayrı track da birer insert efekte sahip olabilir veya onun yerine bir track da iki insert efekt kullanabilirsiniz. Elektro piyano track'ındaki insert efekti kaldıracağım. Sonra akompanya track 1'deki gitara ikinci bir insert efekt ekleyeceğim. X'te basın. Master efektler farklı şekilde çalışır. Track'tan gelen dry sinyali ile paralel olarak mixlenirler. Send parametreleri kullanarak bir master efekti çok veya az miktarda uygulayabilirsiniz. Böylece bir piyanoya az miktarda string pay ile bol miktarda reverb uygulanabilir. Bas gitara hiç uygulamayabilirsiniz. Menü Master Effects. Bu kolay keyboard seti için Master FX B. Bu akompanya partileri için Master FX A'dır. Bu ritimde Master Effect 1'de bir reverb, Master Effect 2'de bir chorus efekti bulunuyor. Şimdi Master Effect miktarını ayarlayalım. Menü Mixer Tuning, FX Send. Send to Master 1'i arttırdıkça daha fazla reverb uygulanıyor. Master 2 Send daha çok chorus efekti etkiliyor. Davul ve perküsyon kitleri farklı şekilde işlem görür. Davul partisinin üstündeki DF'ye dokunun. DF aslında drum family demektir. Yanıp sönüyor. Ve şimdi her tür için farklı master effect send oldu. Insert ve master efektleri açıklamak için style play'i kullanıyoruz. Ancak diğer modlarda da mantıklı olarak aynı şekilde çalışır. Song play'de sequence partileri FX Grup A, keyboard setleri FX Grup B kullanır. Sequencer modunda her parti FX Grup A veya B'ye erişebilir. Sound modunda sadece FX Grup B mevcuttur. Style play ve song play'e ayrıca bir mikrofon veya gitar bağlamak ve sinyal efekt uygulamak mümkündür. Önce style play'de mikrofon deneyelim. Mikrofonu bağlamak için Audio In Left girişini kullanın. Bu balanssız çeyrek inçlik bir giriştir.
XLR bağlantılı bir mikrofonu kullanmak için ise bir adaptöre ihtiyacınız vardır. Global Audio Video, Audio In tabına gidin. Giriş yönlendirmenin mikrofona ayarlı olduğundan emin olun. Şimdi menü, Mikrofon Setup, EQ Dynamics tabı. Geriye uzanın ve giriş kazancını değiştirmek için Left Audio girişinin yanındaki Gain düğmesini kullanın. Gösterge çoğu zaman yeşil, sinyal yoğunluklarında turuncu olmalıdır. Eğer kırmızıya dönüyorsa gain çok yüksektir. Bu sayfa ayrıca size bir EQ mikrofonunun kompresör ve gain ayarlarına erişmenizi sağlar. Exit Volume tabı, keyboard set ve mikrofon input ayarları görüntülemek için Track Select'i kullanın. Mikrofon girişi buraya dokunularak sessiz ve sesli konuma getirilebilir. Seviyeyi ayarlamak için klasik yöntemleri veya Assignable Knob'u kullanabilirsiniz. Bu iki düğme çeşitli şeyleri kontrol etmek için ayarlanabilir. Bu Global Mode'a ayarlanmış. Ancak fabrikadan çıkışta Knob 1, giriş ses düzeyini kontrol ayarlıdır. Check, 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 one, two, check, 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 one, two, check. Check one, two, yeah. Ritim başlatın ve mikrofon ses düzeyini ritme göre ayarlayın. Stop'a basın. Mikrofon tabına gidin. Duyabildiğiniz gibi sesinizde efektler var. Aynı anda iki efekt kullanabilirsiniz. Mesela delay ve reverb. Efektin miktarını Assignable Knob 2 kullanarak ayarlayabilirsiniz. Buraya dokunarak farklı bir efekt ayarı seçmek için bir Voice Prosit listesi açabilirsiniz. Ses ve ritimlerin seçiminde ekranda bir kere de 8 tane sol ve sağdaki bu tablara basınca daha fazlasını seçebilme şansına sahip olursunuz. X'te basın. Efektlerin her biri buradan sessiz konuma getirilebilir. Burada ise bir Talk Over düğmesini göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda dinleyicilerinizle konuşmanız için vokal efektler sessize gelecek ve müziğin sesi kısılacaktır. İşte böyle. X'te basın. Volume tabına gidin ve buraya dokunarak mikrofonu kısın. Şimdi gitarı bağlayalım. Global menü, Audio Video, Audio In tabı. Giriş yönlendirmesini gitara çevireceğiz. Mikrofonun girişini ayarladığımız aynı Global Mode sayfasına gidebilirdik ancak bu sefer X'te basalım. Style Play'in Volume tabına gidelim ve giriş kazancını buradan ayarlayalım. Gösterge çoğu zaman yeşil, sinyal yoğunluklarında turuncu olmalıdır. Eğer kırmızıya dönüyorsa gain çok yüksektir. Şimdi gitarı sesli konuma getirelim ve track seviyesini ayarlayalım. Mikrofon tabının şimdi gitar dediğini göreceksiniz. Oraya gidin, duyduğunuz gibi gitarınızda Clean AC30 SC prezisini kullanan efektler bulunuyor. İsimdeki SC bu prezisin en ideal olarak single magnetiklerde kullanılacağını gösterir. İsimde HB varsa en ideal humbucker magnetikte kullanacağı demektir. Zincirleme 3 efekt kullanabilirsiniz. Bu durumda ampli simülasyonu, delay ve reverb buraya dokunarak farklı bir efekt prezisi seçebilirsiniz. Prezitler, clean prezitler, overdrive prezitler, hatta bas gitar bağladığınızda bile kullanılabilecek prezitler olarak düzenlenmiştir. İsterseniz prezitleri seçmek ve zincirdeki efektlerin her birini açık kapatmak için bir midi pedal board'unu kullanabilirsiniz. Efekt prezitleri buradan editlenebilir ve user bankına kaydedilebilir. Detayları ise PDF kılavuzda bulabilirsiniz. Volume tabına gidin ve gitarı sessiz konuma getirin. Ve son olarak Global Limiter ve EQ. Bu, sinyal zincirinin sonunda PA-700'ün audio çıkışlarının hemen önünde yer alır. Global menü,
limiter, master EQ ve limiter tabı. Limiter, maksimum ses düzeyini bu ayarlarla sınırlandırarak PA-200'ün mümkün olan en yüksek ses vermesini sağlar. MP3'ler ise limiter'dan asla geçmez çünkü genelde bu işlem üzerinden önceden yapılmıştır. Bu tab sizi master EQ'ya götürür. Bu sol ve sağ audio çıkışlarından önceki low, mid ve high frekanslarını düzenlemek için gain, frekans ve Q parametreleri içeren 4 tamamen programlanabilir band içerir. MP3 dahil tüm audio bu EQ'dan geçer. Hem limiter hem EQ presetleri kaydetme ve buradan seçmenize olanak verir.